şimdi otobüs terminaline gidip Mostar otobüsüne bineceğiz. Bu akşam ve yarın sabah Mostar'dayız. Artık günü hoş geldiniz hepiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İmaşallah, selam. Sırklet. Karpuz. No, no, no. Sırklet. I don't know what it is. Sırklet. Is Turkish word? No. Sırklet is something nervous. No. Sırklet. Okay. We said sırklet yok. Sırklet yok. For the first time here. Yes. But we are going to Mostar now. I'm born in Mostar. I have my first daughter in Mostar. My sister is so old. Nice. Life is good. No? Yes. Bosna is good. Bosna is good. But yeah. Bosnia and Herzegovina, rich. Everything. Yeah. But little country, free president. Yes. Okay, see you. Goodbye. Can I have two tickets to Mostar for 3:30 o'clock? 44, man. If I buy it on the internet, is it much more cheaper? Yeah. Sorry? 22 markı. Same price. On the internet as well. Thank you. Şu anda otogardayız. 22 marka Mostar'a bilet aldık. 2,5 saat sürdüğünü söylediler. Bakalım, tecrübe edeceğiz. Otogar çok ilginç bir yer. Hayatımda gördüğüm en kötü başkent otogarı kesinlikle. Bu da bizim otobüsümüz. Kalkmasını bekliyoruz şu anda. Nasıl geçti otobüs yolculuğu? Güzel, mükemmel. Bir an bile sıkılmadım yola bakmaktan. O kadar güzel manzaralar vardı ki. Keşke durabilseydik. Yani ama araba kiralayamadığımız ve otobüse gelmek zorunda kaldığımız için mecburen sadece camdan izlemek zorunda kaldık. Biraz üzücüydü ama olsun, yine de çok güzeldi. Otel köprüyü geçince ileride sağda köprü de 2-3 köprü aşağısı buradan yaklaşık 1 kilometre yine de. Su çok güzel. İnsanın atlayısı geliyor gerçekten. Ben atlayamam. Benim de şu tepeye çıkasım geliyor. Çıkardım bir tepeleri. Bak. Şimdi odaya girdik. Burasının da puanı çok iyiydi. 9.9 olması lazım Booking'de. 350 lira geceliği. Yani aslında pahalı oteller arasında ama güzel bir yerde kalalım dedik. Gerçekten oda çok güzel. Görüntüsü de çok güzel. Burası banyo, tuvalet. Burası yatak. Burası mutfak. Burası burçak. Burası da manzara. Yola bakıyor. Şu az önce yürüdüğümüz köprü. Burada da Bosna'da Sarajevo'da gördüğümüz gibi binalarda yine kurşun izleri var. Tam karşıdaki binada da var. Bu şekilde manzaramız şu an çok hoş. Tatlı.
Mostar'da ilk yemek deneyimi. Pita ekmeğine hamburger. Kola da söyledik. Bu 4 Bosna Malti. Yani 20 lira. Çok sıcak. Thank you. İstiyor mu bardağı? Bilmiyorum ama çok lezzetli geliyor. Gerçekten çok lezzetli. Ekmek de çok lezzetli. Köftesi de çok lezzetli. Bunlara bakarız. Aha, şurada fotoğraf çekilmemiz lazım. Aynen. Evet, güzel. İncek yer de var. Mostar. Gerçekten çok güzel bir su. Evet, gel topu çıkalım. Bunlar buralar neden bu kadar kaygan peki? Evet. İnsanlar dedi bulsun diye mi? Gerçekten mükemmel. Mükemmel. Mostar Köprüsü'nün civarında çok fazla kafe var oturabileceğiniz kafe restoran. Buralarda balık ünlüymüş ama biz cevabı yedik. Çok lezzetliydi. Çok güzeldi o da ama. Yarın öğlen balık yemeye çalışacağız vakit bulabilirsek. Evet. Şimdi oturduk öyle hem bir şeyler içelim dedik hem de manzara çok güzel. Onu da gösterelim diye çektim. Çok güzel bir kafeye geldik. Buranın manzarası gerçekten tam böyle köprüyü görüyor. Mükemmel. Evet. Karşı tarafta hep restoranlar. Sanırım bu oturduğumuz yer balığı da güzel yapıyor çünkü dolu. Güzel kokuyor değil mi? Evet, hem güzel kokuyor hem de dolu bayağı. Şöyle mekanda bir şu an yukarıda iki kişi var, para topluyorlar. Yeterince toplayınca da atlayacaklar muhtemelen. Zamanında burada insanlar sevdikleri kıza ya da onların ailelerine cesaretlerini göstermek için de atlarlarmış. Şimdi sadece gösteri için atlanıyor.
Mostar şehri ismini köprüden alıyor aslında. Osmanlı buraya geldiğinde tahtadan bir köprü varmış şu an bu taş köprünün bulunduğu yerde. Ve Boşnakça'da ya da işte o benzer dillerde Most köprü anlamına geliyormuş. Şehri de Mostar diye anmaya başlamışlar o kelimeyi türetip. Biz şimdi taksiyle geldik ya Bulagay'dan. O biraz da şans oldu çünkü taksiciyle sohbet etme şansımız oldu. Ona işte birkaç soru sorabildik. Mesela şehrin bu tarafı Müslüman tarafıymış. Bir de bir paralel yol var. Şu arkada bir dağ var. Dağın yamacından itibaren. O yolun arka tarafında Hırvatlar yaşıyormuş. Savaş sırasında orası sınırmış. Şu arkada gördüğümüz dağdan bu şehri çok bombalamışlar. Hatta taksicinin evi de yıkılmış. Şey sorduk yani nasıl şu an aranız diye. Hırvatlarla çok bir problemimiz yok ama Sırplar çok insan öldürdü. Sırplarla hala problemliyiz diye söyledi o da. Bu hikayelerin yanında hani şehrin ne kadar güzel olduğunu vurgulamadan da geçmek istemedim. Çünkü hep bize bir saat yeterli gibi anlattılar. Ama biz bu şehirde 2 gün 3 gün kalırız. Yani Blaga'yı da gezebiliriz. Bu civarlarda da bir yerde oturup sadece izleyebiliriz etrafı. Hakikaten keyifli. Biz burayı sevdik ve gelmenizi, daha fazla vakit geçirmenizi, en azından 1 gün 2 gün kalmanızı öneririz. Bu. Okuduğumuz bloglarda vesaire hep burayı mutlaka görmelisiniz diye yazmışlardı. Bence de burayı mutlaka görmelisiniz. Yani insanların dini hayatının merkezine nasıl koyduklarını, ne kadar önem verdiklerini anlamak için güzel yerler buraları.